Görüş alanından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Bu akşam stüdyomuzda iki önemli konuğumuz olacak. Yukarı Fırat Kültür Sanat Derneği Başkanı Sayın Aygün Çam ve esnaf Vehbi Genç. Sayın Çam ve Genç ile son birkaç gündür gündemi meşgul eden Karaleylek Kanyonu'nu ve tekne battı mı batmadı mı? Bu sorunun yanıtını arayacağız. Ancak bu konudan önce Karaleylek Kanyonu nerededir, nasıl keşfedilmiştir, Elazığ turizmine ne gibi katkıları vardır? Bu konu üzerine yoğunlaşacağız. Öncelikle konuklarımıza hoş geldiniz diyoruz. Hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederiz efendim. Teşekkür ederiz. Sayın Çam, sizinle başlayalım. Öncelikle ben sizi kişisel olarak tebrik etmek istiyorum. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Elazığ'ın her noktasındasınız. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Sanata, evet. Müzikten, siyasete. Sağ olun. Ayrıca kanalımızda da çok başarılı bir program yapıyorsunuz. Bizim Memleket isminde. Çok teşekkür ederim. Çekimler de iyi gidiyor sanıyorum. Evet, bugün de çekimden geldik şu an. Yukarı İçmek köyündeydik. Çekimde tamamladık, hemen programımıza geldik. Ayağınızın tozuyla kırmadınız bizi. Programımıza konuk oldunuz. Çok mutlu olduk bizleri aldığınız için. Çok teşekkür ediyoruz. Şeref duyduk. Sayın Çam, hemen konumuza geçelim. Karaleylek Kanyonu Elazığ'ın turizmi için çok önemli aslında, değil mi? Kesinlikle. Ne zaman keşfedildi? Sizin de bunda payınız var bildiğim kadarıyla. Şöyle başlayayım. Öncelikle biliyorsunuz ben asıl mesleğim Türk Halk Müziği Sanatçısı ve koro şefiyim. Ama Yukarı Fırat Kültür Sanat ve Arkeoloji Derneği'nin başkanlığını yürütmekteyim. Yani Yukarı Fırat derken Baski, Keban ve Ağın ilçelerinin kapsadığı bölgenin de sivil toplum olarak temsilciliğini sağ olsunlar yürütmekteyiz. İşte ilçemizdeki böyle güzel hemşehrilerimizin işte destekleriyle. Yani hani asıl mesleğimizin yanında işte koro şefliğinin yanında dernek başkanı olarak, yani bugün de sivil toplum örgütü başkanı olarak o sıfatla buradayız. Öncelikle onu belirtmek isterim. Karaleylek Kanyonu aslında şöyle bir hikayesi var. İlk karaleylekler Baskil'e 1992 yılında geliyor. Şöyle ki TRT'de haberlerde karaleyleklerin Güney Afrika'da yaşayan bu canlı türünün Şanlıurfa üzerinden Türkiye'ye giriş yaptığını söylüyorlar. O sırada haberleri izleyen Bahri Genç amcamız, Vehbi Başkan'ın babasıdır. Öyle mi? Evet. Hayatta inşallah. Hayatta, şu anda Allah çok uzun iyi. Ömür versin. Beraber daha yürüyüş yapıyoruz. Selamlar gönderiyoruz da. Bahri Genç amcamız haberleri izliyor ve karaleyleklerin Türkiye'ye girdiğini duyuyor. O sırada kanyonun şu andaki tam olduğu noktada Vehbi Başkan ve babası balıkçılık yapıyorlar ve o karaleylekleri 92'nin bitimine 93'e doğru işte o yılda karaleylekleri orada görüyor. Yani 1992 yılından beri karaleyleklerimiz 30 yıldır Baskil'deler. Evet. Burası. Ki bu karaleylekler dünyanın sayılarının totalde 10.000, 15.000 çift olduğu söyleniyor. Evet. Çok nesil tükenmek üzere aslında. Evet, bu kadar da önemli bir tür. Kırmızı kategoride. Evet. Her yıl Nisan ayında Baskil'e gelirler. Bilimsel olarak da bunu çalışmalarını gerçekleştirdik. 10-15.000 kilometre yolculuk yaparak Eylül ayında tekrardan sıcak ülkelere giderler. Böyle bir hikayeleri var. Durak, geçiş noktası değil mi bizim, Baskil onlar için? Bizim tanıtım noktasında, evet daha önce bölgedeydik, biliyorduk ama bir türlü tanıtamıyorduk. İşte 2019 yılında bu derler ya şeytanın bacağını orada kırdık. Evet. 2019 yılında Sayın Vali Çetin Oktay Kaldırım değil mi? Selamlar, şu an Sakarya Valisi Sayın Kaldırım da bizleri izliyorlarsa buradan selamlarımızı iletelim. Biz de selamlarımızı gönderelim. 2 Temmuz tarihiydi değil mi başkanım? Yanlış hatırlamıyorum. Temmuz, evet. 2 Temmuz tarihinde 2019 yılında Sayın Valimiz kanyonlarımıza gelerek, teşrif ederek buranın karaleylekleri anlattıktan sonra yine Bahri Genç amcamız anlattı. Aynı bu olayı. Evet. Ve Sayın Valimiz turizmde çok öngörü sahibi bir insandı gerçekten. Yani evet, devlet adamının yanında o turizm, kültür bakış açısı çok farklıydı. Tekrardan selamlarımızı gönderelim. Oranın ismini Karaleylek olarak resmi bir de ünvan kazandırdılar. Ve o günden sonra Karaleylek Kanyonu olarak da yine hemen yanında bulunan Saklı Kapı Kanyonu'nda isimlerini Sayın Valimiz Çetin Oktay Kaldırım tarafından verildi. Ardından çok hızlı bir turizm atağı başladı. Evet. 2019'un Temmuz ayında. 2 yıl sürdü neredeyse. Sayın Vali Kaldırım gidene kadar Elazığ'dan değil mi? Sakarya'ya gidene kadar YouTube çok yoğun bir şekilde geldi, eğildi. Cezene Burak işte oradan tutun da işte Mücahit Muğlu, Emre Durmuş gibi çok önemli YouTuber'lar gelip PR çalışması çok iyi yapıldı. Çok güzel bir tanıtım yapıldı. Evet. Ta ki Sayın Valimizin işte tayini çıkana kadar Sakarya'ya gidene kadar her şey gayet yolundaydı. Çok iyi gidiyordu. Biz de Baskiller olarak turizm, kültür anlamında ekonomi, evet kayısı var ama bunun yanında Baskil kültür, turizm anlamında da ve Keban ve Ağın o destinasyon içerisinde tam atağa kalkacaktık.
İşte bu Tayin konuları bizleri biraz durdurdu. Ondan sonra Sayın Vali Erkay Yırık göreve başladı. Evet. Ve ondan sonra bu kanyonlara sahip çıkılmadı mı? Bu sorunun cevabını şu an istemiyorum Sayın Çam. Evet, oraya geleceğim. Kanyonla ilgili kısa bir bilgi daha vereyim. Lütfen. Daha sonra. Karalelek kanyonla şu anda benim kendi çabamla, işte sağ olsun başkanın destekleri, devletlerin destekleriyle biz kendi çabalarımızla, ben mühendis de değilim ama bizzat 72 tabelanın yerini belirleyerek bugün Batkil ilçesi üzerinden kara yoluyla kanyonlara kadar gidilebiliyor. Ama işte yolumuz yarım yamalak. İşte birçok sıkıntısı var aslında çok. Kanyonun. Onları da inşallah konuşacağız. Sıkıntıları var. Yani lavabomuz yok. İşte bir iskele sorunu var. İskele sorunu. Bir misafirimiz geldiğinde var. Evet. Konaklama sorunu var. Yani evet. Bizim il dışından misafirlerimiz geldiğinde ben bugüne kadar belki 40 defa VFP başkanım evi oraya yakın diye hem lavabo hem yemek hem diğer ihtiyaçlar noktasında VFP başkanın evini kullanıyoruz. Evet. Her tekne biz 1,5 yıldır da tekneye bir türlü şey yapamadık, çalıştıramadık Elazığ Valine ait tekneyi. Sağ olsun başkanımın teknesi var. Her defasında biz başkanımın misafiriyiz, onun teknesini kullanıyoruz ve bunların tamamını gönüllü yaptı kendisi. Evet. Yani hiçbir zaman bir TL bile bir para talep etmedi. Bugüne kadar böyle geldi. Ama bizim de işte ben sözleşmeli öğretmenim, maaşımız belli. İşte başkanım küçük bir dükkanı var, maaşı belli. Bizim artık gücümüz tükendi. Artık valiliğin veya kaymakamlığın veya devletin desteği olmasa bu işler yürümeyecek. Şimdi biz de bizi arayanlara da yok diyemiyoruz. Ya kanyona gideceğiz, nasıl yok diyelim. O sorunları geniş bir şekilde masaya yatıracağız. Hiç şüpheniz olmasın Sayın Çam. Şunu sormak istiyorum Sayın Genç. Hatta yukarıda da tartışması oldu. Öncelikle Karaleylek kanyonları ya da kanyonlar Elazığ'a mı ait, Malatya'ya mı ait, Baskile mi, Keban'a mı? Evet. Resmi kayıt var mı buna yönelik? Tabii ki. Nereye abi? Biz şöyle kanyonlar. Ben o çalışmanın içerisinde başkanım çok özür dilerim de. Buyur. O zaman Çevre Şehircilik Bakanlığı ve İl Müdürlüğü'yle birlikte gittik. O Malatya açıklamasından sonra. Şimdi Karaleylek kanyonun tamamı Kumlu Tarla, Baskil ilçesinin Kumlu Tarla köyüne ait. Bu kesin artık. Yani devlet olarak, yani resmi kayıtlarda da bu. Resmi şeyden konuşuyorum artık çünkü. Saklı Kapı kanyonu da işte yukarıdan aşağı indiğimizde sağ tarafı Karabey mezrasında, Keban'a. Keban sol tarafı da Akuşağı köyüne, yine Baskil'de. Baskil'e. Evet. Böyle bir ortak. Yani Saklı Kapı kanyonu Malatya ile Elazığ arasında paylaşılmış resmi kayıtlara göre. Malatya'da Keban'la Baskil arasında. Malatya'da hiçbir sınır yok. Keban'la Baskil arasında. Malatya'da hiçbir sınırımız yok. Karaleylek kanyonu da tamamen Baskil. Yine Baskil sınırları içerisinde. Arada Fırat o zaman, var çünkü. Nehir var. Yani Malatya'da sınır olmamız için Fırat'ın olmaması lazım. O zaman kanyonlar. Karafe Baraj Gölü arada var. Yani evet. Arada Baraj Gölü. Evet. Tamamen. O zaman kanyonlar Elazığ'ın resmi sınırları içerisinde. Neden o zaman geçmiş dönemde bundan aylar önce hatta geçtiğimiz yıldı sanıyorum. Evet. Malatya sahiplenmeye çalıştı. Biz mi sahip çıkamadık o dönem? Evet. O ondan dönem, mı kaynaklandı? O dönemde bazı sıkıntılarımız oldu. Aslında iyi de sahip çıkıyorduk ama işte Malatya valimizin o zaman bir sonrasında gördük bir yanlış bilgilendirme konusu da oldu. İşte evet. Kumlu Tarla köyüne geliyor. Aslında Kumlu Tarla köyü Baskil'in köyü. Orada çalışma yapacağını ifade etmişti. Malatya valisinin yanlış bilgisinden kaynaklanan bir sorun. Yani kültür müdürlüğü tarafından veya şey öyle bir o dönem öyle bir şey olmuş. Yanlış yani bir bilgilendirme olmuş. Bütün olarak düşünülmeli. Yani aradaki Karakaya Baraj Gölü'nün sağ yakası Baskil Elazığ'a ait, sol taraf Malatya ait. Yani bu da bir gerçek yani. Ama Saklı Kapı'nın ve diğer şeyin hiç tabii Malatya ile hiçbir sınır yok. Ya yani bunu yaklaşık, kesin bilelim artık yani. Yaklaşık bir de bilgi kirliliği çok fazla artık. Yani biz biz yıllardır işte o bölgenin çocuğuyuz işte. VFP başkanım o köylü. Bizim dışımızda biz bakıyoruz böyle şaşırıyoruz bazen. Yani bu hayatında kanyonları görmeyenler, gazeteciler, basın işte çeşitli kurum kuruluşlarda hayatına gitmemişler. Biz işte gecemiz günümüz o bölgede geçtik. Kamplar yapıyoruz sürekli şey. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi oluyorlar. Sayın Genç'e dönelim. Evet, siz doğma büyüme oralısınız değil mi? Evet oralıyım. Baskil Akuşağı köyünde. Kanyonlarınızı kanyonları saklı, avucunuzun içi gibi biliyorsunuz. Evet, evet. Saklı Kapı kanyonun tam başlangıç noktası benim evim bulunduğu noktadan başlıyor. Yaklaşık 5 kilometrelik bir alandan Fırat Nehri'ne uzanıyor. Bölgede doğduk büyüdük. Bölgeyi biliyoruz. Kanyonların Malatya ve Elazığ'a ait olup olmaması konusunda 3 aydır malumunuz kamuoyunun ziyadesiyle geniş yer buldu. Evet. Bu süreçte bir Ankara'da gelen bir tur şirketimiz söz konusuydu. Misafirlerimizi ben karşıladım, ben götürdüm. O resimleri ben çekmiştim. Sosyal medyada da bir farkındalık yaratmak adına
ben paylaşmıştım. Hangi konudan bahsediyorsun? Traktör konusu değil mi? Şimdi onu izleyicilerimize anlatalım. O konuya gelmemiştik ancak açmışken söyleyelim. Kanyonlara bir turist kafilesi geliyor ve traktöre biniyorlar. Sosyal medyada bu görüntüler inanılmaz bir gündem oluyor. Değil mi? Böyle bir turizm mekanında traktörle ancak turistler gezer mi diye eleştiriler de yapıldı. Ya kanyonlara ancak ne kadar sahip çıkıyoruz dendi. Yani, nedir o zaman? O olayın aslı yani nedir senin için? Açıkçası sahip çıkamadık. Yani hatta şöyle diyelim. 3 ay boyunca şununla uğraştık. Yani bu topraklar Baskil'in, Elazığ'ın şeklinde bunun mücadelesini verdik. Yani kimseye derdimizi anlatamadık. Yani o traktör olayın aslı nedir? Ona gelelim. Traktör olayın aslı... Ne yaşandı? Ondan sonra neler yaşandı? Tur firmasını... Traktörü süren babanız mı? Amcam. Amcanız. Tur firmasını Baskil'de ben karşıladım. Beraber şey yaptık, refakat ettim şeye kadar, kanyonlara kadar. Kamyonların belli bir noktadan sonra yaklaşık 5 ve 6 kilometrelik bir yol, arazi yolu, stabilize bir yol. Büyük araç olduğundan dolayı araç girmedi. O ortada kaldık yani. Ne yapabilir şeklinde şeyler, fikirler üretildi. Geri de dönmediler. Haliyle yani o bölgenin insanı olmamız hasebiyle tabii ki yani görmezden gelemezdik, şey yapamazdık. Traktör fikri benimsendi. Gelen misafirlerin de hoşuna gitti. Yani çok da mutlu oldular açıkçası. Çünkü sürekli traktör görmüyorlar. Evet, yani çok mutlu oldular. Evet. Traktöre binildi. Oradan gayri ihtiyar bir şekilde bir resim çekildi. Bir resim alındı. Sosyal medyadan paylaşılınca kıyametler koptu. Ne oldu? Akabinde bir hafta sonra valinin resim sitesinde bir açıklama yapıldı. Bahsedilen bölgenin Malatya Deregezen'de ait bir bölge olduğu şeklinde. Baskil'den, Elazığ'dan alakasının olmadığı şeklinde talihsiz bir açıklama yapıldı. Sayın Vali Erkaya Yırık döneminde yapıldı bu açıklama. Aynen. İzleyenleri hatırlatalım. Sayın Ömer Toraman yani döneminde değil. Hemen şey yaptık biz. Yani Elazığ Valiliği şunu söyledi. Aslında bu bölge Elazığ sınırları içerisinde değil, Malatya sınırları içerisinde. Argon'a ait değil. Elazığ'ın ortası değil mi orası? Yani? Evet, Elazığ sınırları yani, içerisinde. Neden böyle bir açıklama yapıldı sizce? Neden böyle açıklama yapıldı? Kanaatimce valilik yanlış bilgilendirildi. Evet. Yanlış istihbarat verildi. O hatadan geri adım atılmadı. Hata devam etti. Hata üzere hata devam etti. Yani yanlış söylemler, bilgi kirliliği beraberinde farklı şeylere gitti yani. Ama şundan da eleştirildi birçok da hatta olayı yerde. Zirveye taşıyan noktada kaymakam beyin haberi olmadan, Elazığ'dan Mülki Amir'den haber, Baskil'den Mülki Amir'den haberi olmadan Elazığ'dan direkt ısmarlamayla şeyle jandarmanın gelişi, öyle bir talihsiz tutanağın tutulması, Mustafa amcamıza ceza yazılması olayı zirveye taşımış oldu. Yani ama doğru muydu? Kesinlikle yani orada yanlıştı. Bir can kaybı olabilirdi. Değil mi? Yani aslında yanlış bir olaydı değil mi? Yani olay yanlış, o tartışılabilir o yanlış mıdır değil midir? Siz iyi niyetle şöyle, yaklaştınız aslında. Ya, iyi niyetle yaşıldı. Şimdi şöyle. Yardım amaçlı yaklaştınız. Batı'da zaten traktörlerle turist taşıması yapılıyor ya zaten yani. Bu çok öyle abes olan, çok da yani yabancı olduğumuz bir konu değil yani. Evet. O konu tabii ki ayrıyeten, teknik boyutu ayrıyeten tartışılır. Fakat insani boyutuyla biz orada gelen misafirlerimizi sırtımızı dönemezdik. Yani bize ne diyemezdik. Yani bu insanlar tanrı misafiri artık yani bir kanyonu gezmeden ziyade. Ki öyle de oldu. Hepsiyle farklı diyaloglarımız oldu. Halen görüştüğümüz insanlar var, arayan insanlar var. Çok da mutlu oldular. Aslında bakın turist kafilesini alıp traktörle orayı gezdiriyorsunuz. Bu kadar Türkiye gündemini meşgul ediyor. Demek ki çok stratejik bir bölge değil mi? Turizm adına. Kesinlikle. Kesinlikle yani. Ama şöyle. Çok önemli bir yer aslında. Traktör konusunu açtı ya. Ben geçen yıl 2020 yılında Elazığ Basketbol İl Özel İdaresi takımını yine gittik. Aynı yerde otobüs yine bozuldu. Ne yapacağız dedik. Yetkililer var işte. İl Özel İdare çalışanların yanındaydı. Aynı Mustafa amcayı yine çağırdık. Evet. O fotoğraflarda aynı isimler, aynı traktör. Evet. Aynı traktörle biz il özel idaresi basketbol takımını taşımıştık. Yani orada valiliğe de Mustafa amca yine bir yardım etti, yardımcı oldu. Elazığ misafirperverliğini gösterdi aslında Mustafa amca. Ancak valilikte tabii kanunları düzeltiyorum. Evet. Jandarma sanıyorum ki cezayı yazan. Kuralları uygulamak zorundaydı. Şöyle paylaşım Arguvan görüküyor. Ceza Baskil'e yazılıyor. İşte Mustafa amca öyle de bir karışık var aslında ceza değil mi? Ceza tutanağında da Mustafa amca şey diyordu. Bana Malatya Jandarması ceza kessin siz niye? Evet yani öyle bir espri konusu da olmuştu. Evet. Daha sonra hatta direkt sorundan başlamışken böyle kanyonlar sürekli sorunla gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde de Sayın Çam bilim adamlarını taşıyan
bir tur teknesi var. Hı hı. Ve bu tur teknesinin battığı söylendi, iddia edildi. Daha sonra batmadığı iddia edildi bazı internet sitelerinde. Ya bu tur teknesi, Karaleylek Kanyonu'ndaki tur teknesi battı mı, batmadı mı? Şimdi ben o gün orada değildim. Evet. Normalde bütün organizasyonlarda varım. Ancak şunu söyleyeyim. Son, en son biz valinin teknesiyle, YouTuber'larla işte şeye çıktığımızda tekne yine bozuldu. Yine bir tehlike atlattık. Evet. Yani bunun öncesi vardı. Ondan sonra ben o tekneye binmedim. Tamam, daha önce bizim yüzmemiz iyi işte o bölgede. Daha önce biz kanodan düştük, tekneden düştük ama şimdi misafirlere karşı çok riskli bir bölge. Öncelikle onu söyleyeyim. Evet. Ben teknenin battığını işte tamamen o fotoğrafları başta paylaşmamıştım ama yerel basın kaynaklarında şey paylaştım işte Karaleylek Kanyonu'na kaza geçiren hocalarımıza geçmiş olsun dedim. Sonraki süreçte işte hani teknenin batmadığını sizi yanlış bilgilendiriyorlar deyince ben bu kim dedi? Çeşitli internet gazetecileri, evet. Öyle isim vermeyelim. Böyle yazınca ben de bu sefer mecburen batık fotoğrafları paylaşmak zorunda kaldım. Zorunda kaldınız. Çünkü bizim orada çevremiz çok geniş yani orada evet. Kaptan da arkadaşımız, orada çalışan Gümüşdoğa şirketindeki çalışanlar hepsi bizim arkadaşlarımız işte çevremiz. Tamamen battığını söylediler ve çok yüklediklerini söylediler. Ama şöyle bir konu var. Şimdi tekneyle ilgili konuyu evet. Vehbi Başkan'ın daha iyi. Niye? Orada kooperatif 20 yıla yakın balıkçılık işi ama başladı. Yarısı suya batmış Sayın Çam. Teknenin tamamı yani suya batmamış. Yani aslında yapılan haber teknik olarak doğru. Şimdi şöyle değil mi? Alper Bey şöyle. Çünkü haberi ben okudum. Haberde diyor ki teknenin tamamı suya batmadı diyor. Şimdi evet. Alper Bey ve şöyle söyleyeceğim. Batış esnasında bilim adamları bu teknede değil. Şöyle herhangi bir sıkıntı yok deniyor ve valinin yaptığı bölge resmi ya, açıklamada aynı doğrultuda. Bir insan bir düşse şu bölge geyik taşı mevki. Evet. Evet. Kurtulması imkansız. En tehlikeli noktalardan yani. Biri şurası. Yüzmeyi biliyor olsanız bile orada yüzmeyi ne kadar iyi bilirseniz bilin. Şurası bizi yani, çok korkuttu. Şükür. Şu geyik taşı mevki imkansız yani insanın kurtulması oradan. Hani bu kadar küçümsenmesi de doğru değil. Yani bir şey olmadı. Herkes iyi. Şurada kurtulmak çok zor bir iş. Siz biraz ona alındınız değil mi? İkincisi. Aslında siz defalarca biliyorsunuz. Tekneyle ilgili de çok da ciddi sorunlar olduğunu evet, tekneyi söylüyorsunuz. Ben defalarca bu oraya da gireceğiz. Defalarca suyun ortasına kaldık. Evet. Defalarca bu oldu. Orayı da açacağız. İkincisi ve dediniz. Bir sanki. Diğer konu. Evet. Burası Kevan Baraj Gölü değil. Burası Karakaya Baraj Gölü. Burası valiliğinin, Elazığ Valiliğinin basın yapmış olduğu açıklamada evet, ne diyor? Kevan Barajı diyor değil mi? Evet, Kevan Baraj Gölü diyor. Kevan Baraj Gölü. Burası Kevan Baraj Gölü'ne 35-40 kilometre uzaklıkta bir yer. Artı baraj seti var. Artı baraj seti var. Evet. Yani baraj setin arkası Kevan Baraj Gölü. Evet. Burası Karakaya Baraj Gölü. Elazığ Valiliği bu olaydan sonra şöyle açıklama yapıyor. Cumartesi günü Kevan Barajı Gölü'ndeki tekne gezisi esnasında 3 gezi teknesinden birinin su boşaltma pompasının arızalanması nedeniyle kaptan tarafından tekne kıyıya yanaştırılarak herhangi bir olumsuzluğa sebebiyet vermeden çok şükür. Evet, yolcuları evet. Güvenli bir şekilde tahliye edilmiştir. Kıyıya bağlanmasının müteakip yarısı suya batan tekne tekrar yüzer hale getirilmiştir. Konuyla ilgili valiliğimiz inceleme orada başlatmıştır. Orada bir sıkıntı yok. Tek sıkıntı yani değil mi başkanım? Kevan Baraj Gölü değil. Yani göründüğü kadarıyla sefer yapılan bir hata olabilir. Yani yanlış ama basın müdürümüzün daha sonra tabii basın ki. Müdürümüzün buna çok dikkat bildiğimiz etmesi lazım. Yani. Yani ben yanlış yapabilirim. Vehbi Başkanım yanlış yazabilir. Sizler yanlış yazabilirsiniz ama Elazığ Vali Basın Müdürlüğü evet. Bunda dikkatli olması lazım. Kevan Baraj Gölü neresi biliyor musunuz? Çemişgezen yanı, Pertek, Elma Pınar, ta Gülüşkür Köprüsü'ne kadar Kevan Baraj Gölü'dür. Çünkü barajın arka tarafı. Ama burası Karakaya Baraj Gölü. Burası basket şeye yakın yani. Kevan Barajı'ndan 35 kilometre aşağıda. Çok da uzak mesafe. Ya burası Kevan Baraj yani Gölü değil. Buraya kadar her şey normal gözüküyor. Fakat bu tur teknesinin oraya alındığı tarihten sonra biz defaten serzenişte bulunduk. Yani söyledik bunu. Mevsim şartları ve gidilen güzergah göz önünde bulundurulsun. Yani bu ve buna benzer bir tekne Kevan'dan o kanyonlara ulaşamaz. Neden ulaşamaz? Bölgeyi bilen insanlar çok iyi bilirler. Özellikle teknenin batmış olduğu geyik taşı dediğimiz bölge ve Kevan'a kadarki bölge sağlam olsa bile böyle bir tekneye seyahat için çok uygun bir şey değil. Yani bir güzergah değil. Mevsimsel su kodunun çok düşük oluşu evet. Ve doğa şartları oraya izin vermiyor. Uygun değil. Kaldı ki bu tekne yaklaşık 2 seneden beri Malatya Sinikli bölgesinde atıl bir vaziyette yatıyordu. Hatta yani aslında bu teknenin batması bekleniyor muydu? Bekleniyordu.
kesinlikle bekleniyordu. Ben şükür, açıklamadım, yani, yazmadım Facebook'a. Ben can, defalarca başkanı şahitim. Kesinlikle, yani böyle bir can kaybının olmaması şükür diyoruz. Buna şükür diyoruz. Tekne Elazığ Valiliğine ait. Elazığ Valiliğine ait. İl Özel İdaresi'ne ait. Köle peki bilgileri var mı? Var mı? Söyledik mi? Evet. Ben vali yardımcımızla da görüşmüştüm. Evet. Bu tehlikeyi atlattıktan sonra işte vali yardımcımıza iletmiştim. Böyle genel sekreterimizle de iki defa görüştüm. Böyle bir de suda diyor su boşaltma pompası. Su pompasının evet, arızalanması. O zaten arıza göstergesidir. Yani arıza normalde göstergesidir. Yani. Yani normalde pompa olmaz. Niçindir? Teknede biriken ufak tefek suları tahliye içindir o. O pompa çalışıyorsa teknede bir sorun var zaten demektir. Zaten risklidir yani. Yani zaten risklidir. Neden yani bakım yapılmıyor sizce? Ya da yapılıyor da siz mi bilmiyorsunuz? İşte şeye geldi yani, hayır ben açıklanmadı mı? Hayır tekne biz en son yani gittiğimizde atıldı. Yani bu yine dönüyor vardı. Şeye dönüyor Alper Bey, yani Vali Erkaya Yırık Bey dönemine yine dönüyor. Onun döneminde tamamıyla bu çalışmalar askıya alındı. Atıl vaziyette kesinlikle mi? Kesinlikle atıl pozisyonda vaziyette bekletmedi. Her yani geçişimizde oradan o tekneyi gördükçe bizim içimiz, çünkü bu devletin parası, devletin şeyleri. Evet. Burada isimler önemli değil. Yani işte devletin sürekli işte çalışmalar önemli. Biz her oradan geçtiğimizde o tekne böyle işte kuşlar yuvalar yapmış. Çünkü her hafta yanından geçiyorduk. Peki Sayın Çetin Oktay Kaldırım'ın bir önceki vali, hatta iki önceki vali kanyonları ortaya çıkartarak turizme kazandırmasının ardından, bu kadar emek vermesinin ardından bir sonraki vali Sayın Erkay Yırık hiç ilgilenmedi mi kanyonlarla? Hiç ilgilenmedi. İki defa da görüştüm. Talihsiz bir dönem yaşandı diyebilirim. Evet, bir fetret dönemi yaşandı. Siz görüştünüz mü? Ben bu konuyu görüştüm. Evet. Ne ben dedi? Bu konuyu görüştüm. İlk görüştüğümde dosya olarak gitmiştim. İlk daha yeni Elazığ'a gelmişti. Hayırlı olsun hem gitmiştim. Hem de dosyamı sunmuştum. Yani çok şey yapmadı. Sonraki süreçte birkaç kez daha gündeme getirdim. Yine ilgilenmeyince derneğimize, Yukarı Fırat Derneğimize il başkanımız geldi. Şerafettin Yıldırım. İl başkanımız bizden bir talepleri olduğunu, talebiniz var mı dedi. Ben de dedim ki bu tekne bakımı yapılsa, bir şeye getirse, ilçenin bir turizmde bir kazanım olur. Yani şu teknenin bakımında 65 bin TL masraf çıkardık. Aydın söyledik. Bir de şey açıklık getirelim unutmadan. Teknenin kullanım hakkı Elazığ Valiliğinden olduğundan dolayı amacına hizmet etmiyordu. Biz bunu defaten Baskil Kaymakamlığı'na tahsis edilmesi noktasında başvuruda da bulunduk, serzenişte de bulunduk. Oradan yani devam edeyim. İşte il başkanımıza söyledik. Bizden bir talebiniz var mı dedi. Ben de dedim ki bu teknenin kullanıma açılması noktasında bize yardımcı olursanız çok müteşekkir oluruz. Sağ olsun il başkanımız da sayın valimizi aramıştı o dönem, söyledi. Sonraki süreçte ben valiliğe gittim. İş adamımız da yanımızda vardı, Kazım Üstün Bey'le. İki defa gittim. Sayın valimizle görüştüm. Kerem Abbasoğlu vali amcımızla. Hani böyle bir özel idare tarafından işte tekrardan kazanılırsa çok güzel olur. Daha Nisan ayıydı. Sezon gelecek. Bak bu işler çok şey olacak. Çünkü çok turist bekliyoruz. Pandemi bitecek. Seyrilecek. Sayın vali amcımız da bizi il özel idare sekreterine gönderdi. Sonra iki defa da ona gittik. Böyle git gel git gel konu yine. Peki Çetin Oktay Kaldırım dönemine dönelim tekrar. Boy boy fotoğrafları paylaşırdı. Reklam olurdu aslında değil mi? Binlerce kişi Sayın Valinin sosyal medya hesabına girer. Elazığ dışındaki insanlar merak ederdi. Bu kanyonlar neredeydi? Evet. Ya şu ancak eski vali Sayın Erkay Yırık hiç geldi mi kanyonlara? Ziyaret etti mi? Gelmedi. Sadece onu söyleyeyim. Gelmedi sadece... Kanyonlarla alakalı bir haber yapılmıştı sitede. Sadece Grand Tuval takım elbiseli foto montaj yapılan bir resimle Karaleylek bölgesine böyle yapılmış bir haber yapılmıştı. Sadece buydu yani. Başka bir ziyareti olmadı bildiğim kadarıyla. Davet ettiniz mi? Davet ettik. Ben ettim yani. Ben. Çok davet ettik yani. Ben davet ettim, çağırdım da hani bizim Alper Bey şunu bir şey yapalım. Ben bizim orada bir kazancımız veya karımız yok. Biz bölgenin bir turizme açılması, bak bir adım atılmış, bir adım sonrası Baskil, Keban, orada bir turizm destinasyonu var. Kazanımlar elde edilecek. Bak bugün FADEM Araştırma Merkezi olarak bir çalışma yaptık, anket yaptık. Elazığ'ın en büyük sıkıntısı ekonomi diyor. Bu son 1000 kişiden bu ekonomi sıkıntısı çıktı. İşte orada bir iş kapısı, bir gelir, bizim tek derdimiz budur. Ben Baskil Kaymakamlığı olarak Fırat Kalkınma Ajansı destekleriyle projenin içinden ben yer aldım. Sayın Valimize sunduk. O dönemde Sayın Valimiz Fırat Kalkınma Ajansı dönem sözcüsüydü. Bir tek Karalelek projesi red yedi. Diğer projelerin tamamı şey yaptı yani. Bize... Yani bu kadar olumsuz bakmasına Sayın Erkay Yırın sizin söylemenize göre nedeni ne olabilir? Vallahi aslında Elazığ büyük bir kazanç. Ben onu söyleyemeyim çünkü aynı zamanda kamu kurumunda çalışıyorum. Evet. Aslında sebebini Elazığ halkı daha iyi biliyor. Yani niye olduğunu. Ben şunu söylemek istiyorum.
Devlette süreklilik esas olmalı. Yani siz benim görev yerime geldiğinde ben sizi sevmiyorsam, sizden hoşlanmıyorsam sizin projelerinizi de yarıda bırakmamalıyım. Burada devletin asıl kazanımları daha önemli yani olmalı. Kişisel bir bilemiyoruz. Sıkıntı mı olduğunu tahmin ediyoruz. Sadece tahmin yürütüyoruz. Ama Çetin Oktay Kaldırım'ın, Sayın Valimizin başlatmış olduğu hiçbir proje yürümedi. Sivrice dahil. Yani şunu mu söylüyorsunuz Sayın Çam? Açık bir şekilde Sayın Kaldırım döneminde yapılan hizmetler, karaleylek, kanyonla çalışmalar, Sayın Erkay Yırık döneminde yapılsaydı şu an bu durumda olmaz mı demek istiyorsunuz? Kanyonlar. Belki de dünya turizmine kazandırılabilirdi mi diyorsunuz? Sayın Valimiz bir yıl daha kalsaydı Elazığ'da, şu an çok başka yerlerdeydik turizm olarak. Baskil, Keba'nın turizm anlamında, o bölgenin, Sivrice'nin destinasyon anlamında kalkınmıştı. Çünkü ben çoğu projenin içindeydim. İşte dediğim gibi Kalkınma Ajansı'ndan bir proje hazırladık. Baskil Kaymakamlığı olarak teslim ettik. Dönem sözcüsü de Erkaya Valimizdi. Reddedi yani. O dönemde de. Peki Sayın Vali Ömer Toraman'la görüşme fırsatı bulabildiniz mi Sayın Genç? Henüz bulamadık. Kanyonlar noktasında. Henüz bulamadık. Kanalınız vasıtasıyla Sayın Valimizi de davet etmiş olalım bölgemize. Bölge insanımız hem misafirperverdir, hem hoşgörülüdür, hem de sofrası zengin insanlardır. Bir yere yatırım sadece maddi anlamda değildir bana göre. Sayın Valimizin oraya ziyaretleri bölge halkını ziyadesiyle sevindirmişti, ziyadesiyle memnun etmişti. Bu da bizler için bir hizmetti. Devletin şefkatli eli sonuçta hizmet görmemiş bir bölgeye değmişti. Evet. Kanyonlar bu vesilesiyle, yani Baskil'imiz için, bölgemiz için çok önemliydi. Ziyadesiyle de tanıtımı yapıldı. Amacına da hizmet etti. Vali Yırık döneminde de bu şeyler, demin de bahsetmiştiğiniz gibi, bir öteye taşınsa da daha güzel olacaktı. Ben şunu tanıştım bu arada, evet, Vali Bey'le. Sayın Ömer Toraman'la. Evet, bir Sünköy'ünde Bağboz'unda konserim öncesinde tanıştık. Vallahi çok da böyle bir pozitif enerji aldım kendisinden. Çok umutluyum. Çetin Oktay Valim döneminde de o zaman böyle söylemiştim. Dedim ki çok umutluyum kültür turizm anlamında. Sayın Doktor Ömer Toraman Valimizden de oldukça umutluyuz. Biz sivil toplum örgütü olarak söylüyoruz bu söylemlerimizi. Bölgenin kalkınması açısından inşallah güzel çalışmalar olacak. Bunları da şimdi hissediyoruz yani. Sayın Vali Ömer Toraman göreve başlar başlamaz, daha ilk günden çalışmalarına çok yoğun bir şekilde başladı. Hala yoğunluğu devam ediyor. Sünköy'ünde bu çeşitli sanatsal etkinliklerde Sayın Valimizi görünce biz sanatçılar olarak oldukça mutlu olduk. İşte ben de akademik kitaplarımı kendisine takdim ettim. Bayağı da ilgi gösterdi. Yani işte burada bu öneme çıkıyor. İşte bir şehrin işte sanatçısına, turizmcisine, kültür insanına işte önem verdikçe aslında bu sorunlar ortadan kalkacak. Ama işte dışladıkça tam tersi onlara işte ceza yağdırmak istersen işte böyle patlaklar. Tur tekneleriyle ilgili, bu batan tekneyle ilgili son bir sorum var. Onu soracağım. Şimdi tur teknelerine en fazla kaç kişi alabilir? Bu tekne kaç kişi kapasiteli? 35 kişi kapasiteli. 35. Evet. En fazla. Bu turda 80'in üzerinde insanın, vatandaşın bindiği söyleniyor. Doğru mu bu? Evet. Yani şöyle onu peki ben... Peki bir denetim yapılmıyor mu bu konuda? Yok. Denetim normalde. Yıllık onun sigortası var, sadece 24 bin lira. Kıyı Liman Başkanlığı tarafından bir denetim var. Mesela Hazar Gölü'ndeki tekne de aynı. Sivrice'deki yer alan. Oradaki tekne de Şener abimiz işletiyor. 24 bin lira sadece sigorta yatırıyor. 10 bin lira bilmem işte kıyı limanına şey var. Ama bizim orada işte valiye ait olduğu için hani ne denetim ne sigortası yatırılıyor, hayat sigortası falan var o teknenin şeyi. Aslında yapmaz. 80 kişi binemez o tekneye. Kesinlikle 30 kişi bile yani. Çok geliyor. Ya biz de her zaman belki o tekneyi yani 30 defa bindim. Kapasitenin 35 olmasına rağmen 35 kişi de bile binemez yani. Hele ki bu tekne arızalı yani. Basitilen bölgede binemez. Bir de Fırat'ta. Belki bu olay olmasa bundan sonraki olayda can kayıpları olacak. Evet. Ben söylüyorum yani. Böyle devam edilirse bak o Geyiktaşı bölgesi. İstediğiniz kadar yüzme bilin, iyi olun. Orası asla geçilemeyecek bir bölge. Yani Aygün Bey şunu söyleyebilir miyiz? Yani kesinlikle bundan sonra güzergah olarak oranın rotadan çıkarılması lazım. Yani Keban kısmı çok tehlikeli. Kesinlikle yani tehlikelidir. Hem yani de mesele uzak şey değil. Keban Baskil yani. Değil. Gerçekten bizim iki ilçede, benim işte anne tarafım Keban, baba tarafı Baskil. O Keban'da daha çok kaldım. Ama Keban'dan Fırat'ın akışı, mesafe, uzaklık çok riskli. Peki değerli izleyicilerimiz de programa ilgi gösteriyor. Hayırlı programlar size ve değerli konuklarınıza selam olsun demiş. Mehmet Genç, Aygün Çam'a saygılarımı sunarım. Elazığ ve Baskil Akuşağı köyü dünyaya tanıttığı için demiş. Teşekkür ederiz.
Ahmet İşçioğlu, acaba Baskil'deki turistik değerler için bir gezi rehberi ve yol rotaları belirlemek mümkün mü? Biz onu bastırdık. Bu konuda bir çalışma var. Yaptık, bastırdık. Evet. Şu anda dağıtımdayız. Hem İngilizce hem Türkçe gelen yabancı turistlerimiz için de. Bak bunları hepsini çok yapmış. Güzel bir hizmet oldu. Evet, evet, katalogumuz var. Yani İngilizcesini de yazdık. Türkçesini de yaptık. Baskil'deki 24 sit alanını rahatlıkla katalog olarak gezebilirsiniz. Ahmet Özden Özen hocamla birlikte Baskil Kaymakamlığı'nın destekleriyle bahsediyor. Yani biz hazırladık. Ben fotoğraflarını çektim. Bilgi notlarını yazdım. İşte hocam da koordinatörlüğünü yürüttü. Baskil Kaymakamlığı bastı. Şu anda kare kod okutarak o şeyden sizi Android sistemde de web ortamında da yönlendiriyor. Harika bir çalışma gerçekleşti. Sayın Özen'e de buradan selamlarımızı iletelim. Bizleri izliyorsa. Peki Sayın Genç, kanyonların böyle çok önemli merkezin, Elazığ adına, turizm adına çok önemli yerin birçok sıkıntısı var. Tuvaleti yok, kafesi yok, konaklama yeri yok. Başkanımın evini kullanıyoruz. Şu an onun evini kullanıyoruz. Konaklamayı. Her yerde, her şeyde onun evini kullanıyoruz. Buradan açıklayacağım. Bu da sizin programa özel olsun. Başkanım belki bana kızacak program sonrasında. Bizim başkanımıza her gidişimiz 3000-4000 TL masraf kendisine çıkıyor. Teknenin benzin parası. Her daim seve seve. Balık işte gönüllü orada olarak, alması. Evet. Sadece tekne 1500 lira, bizim gezimiz 1500-2000 lira benzin yakıyor. Her seferinde ben VP başkanı aramakta utanıyorum. Her daim Elazığ'ımızın emrinde olduğumuzu. Ama bu kadar hizmet etmiş bir insana da jandarma gönderilir mi? Evet. Size bırakıyorum. Hayır, evet. Asla gönül koymadık, koymayacağız da. Tebrik ediyoruz Sayın Geç. Doğduğunuz topraklara, Elazığ'a sahip çıkıyorsunuz. Çıkmaya da devam edeceksiniz. Peki o bölgeye turizm adına kafeler yapılamaz mı? Restoranlar, konaklama merkezleri, tuvaletler. İskele bile yok bildiğimiz kadarıyla. Alper Bey, yani öncelikle bir yol sorunu söz konusu. Bunun ivedilikle çözüm bulması lazım. Yaklaşık 7,5 kilometre bir yol. İlk etapta bu yolun şu an arazi yolu. Yani karayolları veyahut da köy hizmetleri ağında bile değil. Bu yolun ivedi bir şekilde köy hizmetleri veyahut da karayolları yol ağına alınması lazım. Ve bu yolun acilen asfaltlı yapılması lazım. İkinci bir husus, şu an yapılan iki tane yüzer platform bir şey söz konusu, iskele söz konusu. Bu da amacına hizmet etmiyor. Bir tanesi Hüyüge, yani Adaf'ın hemen Kara Leyley'in başlangıç noktasına, kumlu tarlanın hemen bitişik köy Hüyüge bırakılmış. Orada tamamıyla atıl bir durumda, yani uzak bir mesafeye bırakılmış. Onun da tekrardan gözden geçirilmesi lazım. Orada kanaatimce, bence, yani benim düşüncem, kalıcı bir limanın, yani yapay bir limanın yapılması lazım. Bu mevsimde çok uygun, su kodu da çok en düşük dip seviyede. 10-15 metre gibi bir molun taş yığılsa, orada yapay bir liman oluşturulsa, bu hem gelen ziyaretçilerimizin ziyaretlerini, iniş binişlerini kolaylaştıracağı gibi, hem de oraya tahsis edilecek tekne veyahut da geminin barınacağı bir alan olacaktır. Bu ikinci bir sorun. Üçüncü sorun olarak oraya gelen misafirlerimizin konaklayabilecekleri bir alanın, demin de sizden de bahsetmiş olduğu gibi bir kafe şeklinde veyahut da bir şey şeklinde. Ondan önce özel müşterisi özendirecek veyahut da önünü açacak çalışmaların yapılması lazım. Ama öncelikle, yapılmıyor. Ama yapılmıyor. Yani bizim tek talebimiz bu hizmetlerden önce Elazığ Valiliğimizin bir önceki dönem gibi tekrardan atıl mı kalacak burası? Bura Malatya'nın mı, Elazığ'ın mı şeklinde tartışmalar mı devam edecek? Sayın Genç, yoksa bu kanyonlar Antalya'da olsaydı ne olurdu? Kesinlikle çok farklı bir yerde olurdu. Belki dünya duymuştu kesinlikle, değil mi ismini? Evet, kesinlikle. Yani Alper Bey, yani şu an tanıtım noktasında çok sorun yok yani. Gerek yerelde gerekse ulusal anlamda çokça misafirleri olan bir yer. Yani bahsettiğimiz sıkıntılar giderilse bir sonraki sezona artık şeylerin hesabını yapacağız. Yani buraya bir hedef koyacağız. Yani gelen ve gidecek beklediğimiz turist sayısını konuşuyor olacağız. Yani bu anlamda ümitliyiz yani buradan. Sayın Genç, şimdi Erdal Akay isimli bir izleyicimiz diyor ki oraya tekne değil de feribot formatında bir yapıyla değerlendirilmeli. Aygün hocama ve oradaki bütün arkadaşlara selamlarımızı yollarız. Selam gönderiyoruz. Olabilir mi böyle bir feribot? Evet, kesinlikle katılıyorum. Şimdi zaten şöyle, kanyonların hem Saklı Kapı ve Kara Leylek sırt sırta olan kanyonlar. Yani arada da çok uzun bir mesafe de yok. Özellikle Kara Leylek'in hem karadan hem de denizden ziyaret edilmesi gereken bir yer.
Yani sadece Karadağ burayı ziyaret ederseniz ziyaret amacına ulaşmamış olacak. Evet. Ancak şeyden, sudan, barajdan yani ziyaret amacına hizmet etmiş olacak. Bu anlamda evet, izleyicimiz çok doğru söylemiş, katılıyorum. Ki öyle de olması lazım yani. Peki. Bu arada İstanbul, bir not. Çok özür diliyorum. Şunu okuyayım, hemen döneceğim Sayın Can. Elfet Teşkilat Başkanı Bekir Döndü İstanbul'dan bizleri izliyor. Sayın Döndü'ye selamlarımızı iletiyoruz. Misafiriniz olan Aygün Çama ve Sayın Gence'ye başarılar dilerim demiş. Evet. Sayın Döndü'ye selamlar. Kuzenime de selamlarımızı gönderelim. Çok seviyorum. Evet. Şimdi biz o bölgede evet Elazığ Valide işte bu süreçte çok destek göremezsek ama Fırat Kalkınma Ajansı, Baski Kaymakamlığı ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü bayağı bir emek verdiler. Bu anlamda Sayın Alper Bey 27 Ekim'de evet. Fırat Kalkınma Ajansımızın da destekleriyle kanyonlarda ve o Morarro Manastırı'na orada bir trekking rotası var. Bizim evet. Kalkınma Ajansı'nın destekleriyle Baski Kaymakamlığı işte İl Kültür Turizm Müdürlüğü işbirliğiyle yapıldı. 27 Ekim'de misafirlerimiz var. Biz devam ediyoruz. Yani kim olacak misafirlerimiz? 27 Ekim'de çeşitli bu turizm şirketleri, turizm turları İstanbul'da ve Ankara işte çeşitli illerde. Bunlar şehrimize gelecekler. Önümüzdeki hafta. Evet, ben de kendilerine eşlik edeceğim. Hem Karalele Kanyonu'nu yürüyeceğiz. Çünkü trekking rotaları çizildi, belirlendi. Rehberlerimiz hazır, her şey hazır. Çok heyecanlıyız aynı zamanda. Karalelek'ten sonra da Morarro Manastırı hemen yanında. Oraya da bir yürüyüş gerçekleştiririz. Bu anlamda da Sayın Vahap Yoğunlu Bey'e çok teşekkür ediyorum. Çok emek veriyor. Teşekkürlerimizi iletelim. Çok çok emek veriyor. Vahap Bey'in ciddi anlamda katkıları oldu. Yani kendi gerçekten paraladığı böyle inanılmaz çalışmalar gerçekleştiriyor. Malatyalı değil mi? Malatyalı mıyım? Baskili. Baskili kaymakamımız da sağ olsunlar. Kanyonlar konusunda hassas ama bir yere kadar belli bir işte görev şeyleri var. İl Kültür Turizm Müdürlüğümüz de destekleri devam ediyor. Evet. Bir izleyicimiz diyor ki çok dikkatimi çekti. Çok da mantıklı geldi. Olabilir mi diye. Baskil'deki tarihi mekanların minyatürünü, maketlerini ve rölyeflerini yaparak gelen turistlere satışı yapılabilir mi demiş. Küçük bir tanıtım amacıyla değil mi? Olabilir aslında. Evet. Bir diğer izleyicimiz resim sergileri, heykel çalışmaları da olabilir. Ali Ütebay, öncelikle emekleri geçenlerin ellerine sağlık. Karaleylek Kanyonu, Tepesi Delik bölgesi ağaçlandırılarak çadır turizmine kazandırılması daha güzel olur düşüncesindeyim demiş. Bir diğer izleyicimiz Sayın Aygün Çam ve başkanımıza başarılar dilerim. Zekayı, akıl otu. Cengiz Akarsu, Harput Seyir Tepesi'nde ne kadar güzel olduysa demiş. Bunu okuyacağım. Şimdi Sayın Çam, düzeltiyorum. Sayın Genç, az önce dediniz ki yolumuz eksik. Evet. Keba'nın Nimri Dum yolu da eksik değil mi? Benzer evet, sıkıntılar evet, orada da var ki. Kesinlikle. Bu yol aslında Türkiye'yi, Elazığ, Türkiye'de Alabalık noktasında bir numaraya getiren bir yol. Evet. Bakıyoruz peki, Elazığ'da aslında birçok noktada şöyle, bu tür önemli yerlerin yolu yok. Yol yapılmıyor. Keban Dumbu'dan sonra bahsettiğimiz bölgeye kadar Malatya Valli Kanyonu 5 yerde parçalayarak yolu indirmiş. Bizim tarafta tek bir yerde giriş yok. Yani hiç bu yok. Anlamda Malatya kısmında kanyondan var. Kanyondan ziyade kanyon boyu devam eden Keban güzergahındaki vadiye de alternatif çeşitli yollar indirilmeli. Bunlar olabilir. İkinci bir husus, ilçe merkezinde demin arkadaşımızın da bahsetmiş olduğu gibi Karaleylek artık Baskil'le özdeşli. Özdeşli yani. Karaleylek söyleyince Baskil akla geliyor. Bu anlamda İlçe yetkililerimizden şunlar da istirhamda bulunsak yeri olur. İlçenin giriş ve çıkışına birer karaleylek figürü veyahut da heykeli yapılabilir. Çok da güzel olur. Evet, biz yani bir türkü bu anlamda bir yazdık, karaleylek türküsü diye. Yöre Baskil yazdık evet, ve gönderdik. Evet. TRT'de yayınlandı. Evet, yayınlandı mı bilmiyorum evet, evet, ama TRT'ye bir şey gönderdi evet, sanıyorum. Sanat danışmanlığına Sayın Valimiz yapmıştı. Kaymakamımızın resmi sitesine kanyonlarla alakalı bilgilendirilme yapılabilir. İrtibat numaraları konulabilir. Sonuç itibariyle gelen insanların çoğu profesyonel gelmiyor. Yani bireysel olarak geliyor. Vatandaş buraya ziyaret amaçlı bireysel evle, ailesiyle, çala çocuğuyla çıkıp geliyor. Bu anlamda hem güvenliğin sağlanması anlamına hem de gelen ziyaretçilerimizin hoşnut olması anlamında bu şekilde bilgilendirilmeler olsa daha güzel olur diye düşünüyorum. Cengiz Akarsu diyor ki Olimpos'ta yapılan küçük bungalov tarzı evler doğaya zarar vermeden konaklama tesisleri yapılabilir. Çok da güzel olur diyor.
adrenalin tutkunları için yamaç paraşütü organizasyonları da düzenlenebilir diyor. Aslında evet. Fikir çok. Çok. Yapmak evet, isteyince çok. Değil mi? Evet. Her şeyi yapabilirsin. Sınırı yok. Ancak neden yapılmıyor? Neden sorumuz bu. Evet, asıl sorun bu. Evet. Bir de şöyle bir konu var. Çok fazla ekran başında izleyenlerin başını ağrıtmadan söyleyeyim. Şimdi bizim Karalelik ve Saklıkapı Kanyonu Elazığ'daki tabirle işte piknik sepetimi alam da aman güneş kafama geçmesin, takım elbisemi çıkarmayayım, mangalımı yapayım. Çok öyle bir yer değil. Yeni trend turizm noktası. Mesela biz Elazığ'dan çok dışarıdan gelenler buranın Elazığ'da olduğuna inanamıyor. Şöyle ki bu trekking rotalarına uyan profesyonel dağcılar, turizmciler bu bölgeyi çok seviyor. Yani şunu demek istiyorum, işte bizim Fethi Sekin Mesire alanındaki gibi bir piknik yeri değil. Daha çok doğa yürüyüşü, işte evet. Su sporları veya kamp alanlarının yapılacağı bir turizm alanı. Bu da yeni trend turizme oldukça açık. Dediğim gibi hani piknik yapmanız açısından çok uygun olmayabilir. Buradan da ekran başındakilere söyleyebilirim. Peki, çok teşekkür ediyorum Sayın Çam. Her iki başkanımıza ilçemize ve ilimiz turizmine katkı yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ederim. Naim Aslan Mirza, Elazığ Baskililer Derneği Başkanı Sayın Hasan Mirza'ya biz de selamlarımızı iletelim ki yarın da kendisi 23'ten günaydının konu ve Ranur Çam arkadaşımızın çok keyifle sunduğu, çok güzel bir şekilde programı idare ettiği canlı yayına konuk olacak. Evet, kaçırmayın. Çok selam gönderelim kıymetli başkanım. Sayın başkana da selamlarımızı onda iletelim. Onların desteği çok oluyor gerçekten her daim yanımızda. Sayın Çam ve Sayın Genç, son 30 saniyemiz, çok kısa birer cümle rica edeceğim. Evet. Buyurun Sayın Başkanım, sizden alalım. Emeği geçen herkese buradan teşekkür etmek istiyorum. Ekranlar başında bizleri seyreden hemşerilerime yürekten selam, sevgi ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Karaleylek ve Saklıkapı sadece Aygün Çam ve Vehbi Genç'le olacak bir iş değildir. Bu saatten sonra yetkililerimizden özellikle istirhamımız konuya dahil olmaları, bizzat konunun içinde olmalarını ricada bulunuyoruz. Evet. Bugüne kadar emeği olan herkese de yürekten teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Sayın sağ olun. Çam buyurun. Evet, bizler de böyle bir bilgi kirli olan bir ortamda böylesine güzel bir programa bizleri yer verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz Alper Bey öncelikle. Ufacık bir katkımız olduysa ne biz, mutlu. Ben çok umutluyum. Yeni valimizden de gerçekten güzel çalışmalar gerçekleştireceğine inanıyoruz canı gönülden. Kanyonlar, bunlar doğum öncesi sıkıntılar derler ya. Bunlar bu evet. Zorlu sürecin sıkıntılı süreçleri. Sayın Valimize çok, de bu vesileyle davet evet, etmiş olalım. Çok güzel bir yere konuma gelecek ve bölgenin turizm anlamında göz bebeği olacak. Biz bunları şimdiden gördüğümüzü söyleyelim. Kesinlikle. Çok teşekkür evet. ediyoruz. Sayın Mehmet Genç bir mesaj daha atmış. İstanbul'da Mozuroğlu aşiretiyiz demiş. Sayın Genç'e ve Çam'a selamlarımızı iletelim evet, demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür sağ olun. Sağ olun. Değerli izleyenler, görüş alanının bu akşamki konukları Yukarı Fırat Kültür Sanat Derneği Başkanı Sayın Aygün Çam ve esnaf Vehbi Genç oldu. Karaleylek Kanyonu'nu konuştuk, Elazığ'ın doğal güzelliklerini konuştuk, turizme kazandırılması gerektiğini konuştuk. Umuyoruz ki kısa süre içerisinde buralar yetkililer tarafından sahip çıkılarak turizme kazandırılır. Mutlu akşamlar.